Merhaba arkadaşlar, Otomatik Kontrol 2 derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde örnek 2'mizi çözeceğiz. Bir önceki derslerimizde örnek 1'i çözüp daha sonra da MATLAB'dan da çizdirmiştik. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. Gördüğümüz gibi soruda bir tane birim geri beslemeli sistemimiz var. Bir önceki sorumuzda da aslında bu birim geri beslemeli sistemdi. Sadece oranın bu GS kısmını vermiştik. Yani şu kısmı vermiştik. Bu kısım GS kısmı oluyor. Yine zaten burayı kullanacağız. Negatif birim geri besleme sistemimiz var. Şimdi ilk yapacağımız şey şu olacak. Köklerimizi bulmak. Yukarıda bir kökümüz var mı? Sabit sayımız var. Yok. Aşağıda kökümüz var mı? S'den bir 0 kökü geliyor. S artı 4'ten bir eksi 4 kökü geliyor. S artı 6'dan da bir eksi 6 kökü geliyor. Şimdi yukarıdaki değerlerimiz bizim sıfırlarımızdı. Aşağıdaki değerlerimiz de bizim kutuplarımızdı. Yani sıfırlar diyelim. Sıfırlarımız ne? Yok. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yukarıda herhangi bir kökümüz yok. Daha sonra kutuplarımızı bulalım. Kutuplarımıza baktığımızda da arkadaşlar kutuplar. Sıfırda bir kutbumuz var. Eksi 4'te bir kutbumuz var. Eksi 6'da bir kutbumuz var. Şimdi ne yaptık? Sıfırlarımızı ve kutuplarımızı bu şekilde yerleştirdik. Bulduk arkadaşlar. Yerleştirmedik daha doğrusu. Şimdi yerleştireceğiz koordinat sistemimize. Hemen bir tane koordinat sistemi çizelim şuraya. Bu şekilde bir koordinat sistemimiz var. Şurası bizim reel eksenimiz. Şurası da bizim sanal eksenimiz. Şuraya sanal diyelim. Sanal. Şurası da real. Bu şekilde koordinat sistemimizi oluşturduktan sonra segmentlerimizi yerleştirelim. Herhangi bir sıfırımız yok. Sıfırımız olsaydı yuvarlak sembolüyle bunu koordinat sistemimize yerleştirecektik. Kutuplarımızı çarpıyla yerleştiriyoruz. Kutuplarımız var. Hemen kutuplarımızın olduğu noktalara çarpıları atalım. Sıfırda bir neymiş? Kutbumuz varmış. Hemen sıfır noktasına bir kutbumuzu koyalım. Şurası sıfır noktası. Daha sonra eksi dörtte bir kutbumuz varmış. Eksi dörde bir kutup koyalım. Daha sonra da eksi altıda bir kutbumuz varmış. Eksi altıya kutbumuzu koyalım. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra yapacağımız şey şu olacak. Okları bulacağız. Yani hangi tarafa, hangi taraflarda kök yerlerimiz var? Hani hangi aralıklarda kök yerlerimiz var? Bunu bulacağız. Bunların hepsini daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak göstermiştim arkadaşlar. Kutupları ve sıfırları bulmayı da yine aynı şekilde okları bulmayı da göstermiştim. Şimdi bu taraf, bu alanın sağ tarafına baktığımızda segment yok. Yani sıfır tane segmentimiz var. Haliyle sıfır çifttir. Burada kökümüzün yer eğrisi yoktur. Bu kısmın sağ tarafına baktığımızda bir tane şuradaki segmentimiz var. Yani bir tek bir sayıdır. Burada bir kökümüzün yer eğrisi vardır. Normalde kutuptan sıfıra doğru gidiyordu kökümüzün yer eğrisi ama bu şekilde iki kutup birbirine baktığında bunlar birbirine bakacak şekilde oklar çiziyorduk. Daha sonra şuradan bir ayrılma noktası oluyordu. Birazdan ona değineceğiz. Şimdi burada kökümüzün yer eğrisi var. Haliyle burada olmayacak. Daha sonra burada olacak. Burada da ne yapıyor? Kutuptan sonsuza doğru giden bir kökümüzün yer eğrisi var. Yani bir tane yok bir tane var. Bir tane yok bir tane var şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunları da çizdikten sonra şimdi bakalım asimtotumuz var mı? İlk önce ne yapalım? Asimtot bulma yazalım buraya. Asimtot bulma. Arkadaşlar asimtotumuzu nasıl buluyorduk? Yine bunun da ayrıyetten videoları var. Hemen formüllerimiz vardı. Formüllerimizi yazalım. Asimtotumuzun açısını bulmak için artı eksi 180 diyoruz. Artı eksi 180 bölü kutup sayısı eksi sıfırların sayısı. Şimdi baktığımızda 3 tane kutbumuz var. Yani kutup sayısı 3. Hiç sıfırımız yok yani. Sıfır sayımız da 0. Haliyle 3 eksi 0'dan 180 bölü 3 olur. Bu da 60 dereceye denk gelir. Asimtotumuzun açısı 60 dereceymiş arkadaşlar. Peki asimtotumuz nereden geçiyor? Asimtotumuzun nereden geçtiğini bulmak için de yapacağımız şey şu. Kutuplarımızın reel kısımlarını toplayacağız. Bölü yine aynı şekilde burası. Yani kutuplarımızın reel kısımları nedir?
baktığımızda kutuplarımızın reel kısımları bunlar. Çünkü zaten hepsi direkt reel eksen üzerinde. 0, eksi 4, eksi 6'yı topladığımızda eksi 10 kutuplarımızın reel kısmı oluyor. Peki bu sefer eksi diyoruz. Kutuplarımızın reel kısmı eksi, sıfırlarımızın reel kısmı. Hiç sıfırımız olmadığı için buraya sıfır diyoruz. Bölü yine kutup sayısı eksi sıfır sayısı. Buradan da eksi 10 bölü 3 çıkar. Yani 3.33 çıkar arkadaşlar burası. 3.33. Şimdi olay şuna geldi. Bizim eksi 3.33'ten bir asimptotumuz çıkıyormuş. Buraya yazalım. Eksi 3 noktamız neresi olur? Eksi 3'ümüz şuralarda bir yerde olsa. 3.33. Şurada bir yerde olsa. Eksi 3.33 diyelim bu noktaya. Eksi 3.33'ten yani şu noktamızdan bir tane asimptotumuz çıkacakmış. Nasıl çıkacakmış? 60 derecelik bir açıyla çıkacakmış. Yani şu şekilde 60 derece diyelim. Asimptotumuzu buradan geçirtelim. Aynı şekilde simetriğinden de böyle 60 derece bir tane asimptot geçireceğiz. Şurası 60 derece diyelim arkadaşlar. Buranın 60 derece olduğunu verdik. Burası neydi? Eksi 3.33 noktasından başlayarak asimptotumuzu 60 derece açıyla bu şekilde çiziyoruz. Aynı şekilde simetriğini de buraya doğru çiziyoruz. Şimdi bunu da çizdikten sonra bizim bir kök yerimiz olacak. Ne demiştik arkadaşlar? Şu mavi noktadan bizim kökümüzün yerlerisi ayrılacak demiştik. Nasıl ayrılacak? Buradan ayrılaraktan asimptota doğru sonsuza dek bizim kökümüzün yerlerisi ilerleyecek. Aynı şekilde simetriğinde de alta doğru ilerleyecek. Yani bu şekilde bu noktamızdan başlayaraktan asimptota değmeden bu şekilde sonsuza dek ilerleyecek. Fakat şurada bir ayrılma noktamız var. Bu ayrılma noktamız ne? Şimdi onu bulalım arkadaşlar. Şurası güzel gözükmedi galiba arkadaşlar. Eksi şurayı güzel yazayım. Okunaklı olsun. Hatta ne yazayım? Siyahla yazayım. Eksi 3.33. Eksi 3.33 noktamızdan asimptotumuz çıkıyor. Şimdi ayrılma ve birleşme noktasını bulacaktık. Arkadaşlar zaten gördüğümüz üzere ayrılma ve birleşme noktaları yazalım ilk önce. Birleşme noktaları. Gördüğümüz üzere arkadaşlar bir birleşme noktamız yok. Bizim eğrimiz sonsuza dek gidiyor. Sadece şurada şu noktada bir ayrılma noktamız var. Bu noktayı tespit edeceğiz. Zaten denklemimizi çözdüğümüzde de formülümüzü çözdüğümüzde de birleşme noktasının olmadığını göreceğiz. Hemen birleşim noktamızda nasıl buluyorduk? Formülümüz şuydu. Fonksiyonumuzun tersini alıyorduk. Fonksiyonumuzun tersini aldıktan sonra bunun da türevini alıyorduk ve en son sıfıra eşitliyorduk. Fonksiyon dediğimiz neresi? Fonksiyonumuz bu kısım. Şu kısım. Bunun tersini aldığımızda yani s çarpı s artı 4 çarpı s artı 6 yukarı çıkıyor. K'mızı almıyorduk. K çarpı 1 değil midir yukarısı? Bu yukarısı K çarpı 1. Yani tabanımız 1 olacak. Şu şekilde yaptığımızda, ters çevirdiğimizde, hemen ters çevirelim. S çarpı S artı 4 çarpı S artı 6 olur. K'mızı almıyoruz demiştik. Onun yerine şuraya 1 yazdık. Bu şekilde denklemimizi ne yaptık? Ters çevirdik. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir güzelce düzenleyelim. Bunları ne yapalım? İçine dağıtalım. Şöyle içine dağıtalım. Bu şekilde bu dağıtma işlemlerini de yaptığımızda aslında şu şekilde bir denklemimiz oluşmuş olacak. Ne çıkıyor? S artı 3 artı 10 S kare artı 24 S. Bu şekilde bir denklemimiz çıkıyor arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? Şimdi bak ters çevirdik, düzenledik. Şimdi ne yapmamız gerekiyormuş? Türevini almamız gerekiyormuş. Yani buranın da ne yapacağız? Türevini alacağız. Buranın türevini aldığımızda normal türev alma kuralı arkadaşlar zaten kolay. 3s kare artı ne olur 20s artı 20
24 çıkar. Daha sonra yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Bunda ne yapacakmışık? Sıfıra eşitleyecekmişik. Sıfıra eşitleyelim. Sıfıra da eşitlediğimizde ne yaptı? Bir denklem çıktı. Bu denklemi Delta'dan, herhangi bir web sitesinden veya hesap makinemizden çözdürebiliriz. Ben web sitesinden çözdürdüm. Köklerimiz şu şekilde çıkıyor. -1.57 birinci kökümüz. Diğer kökümüz de -5.1 şeklinde çıkıyor. Şimdi bunları bakalım koordinat sistemimizin sağladıkları yer var mı? Şimdi baktığımızda bizim şurada bir ayrılma noktamız varmış. Bizim bu ayrılma noktamız da 0 ile -3.33 arasında olacakmış. Baktığımızda şu bulduğumuz şuradaki kök burayı sağlıyor. Yani -1.57 bizim ayrılma noktamız. Demiştik ki bunda herhangi bir birleşme noktamız olmayacak. Yani hemen bakalım zaten. İlk olarak direkt zaten üstünü çizdim. Herhangi bir birleşme noktası olmayacak demiştik. -5.1 de bakın. -5.1 bu noktada. Burada zaten kökün yer eresi yok. Zaten bizim ne yapıyor? Asimtotumuzu da geçiyor. Yani burada herhangi bir kökümüz yok. Bu bizim işimize yaramayan bir değer. Sildik. Birleşme noktamız yok. Sonsuza doğru gidiyor demiştik yani. Şuralardan asimtota doğru giderek şuradan ayrılıp sonsuza doğru gidiyor demiştik. Ayrılma ve birleşme noktalarımızı da bulduk. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Sönüm değerini bulacağız. Sönüm değerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Soruda şunu vermiş. OS demiş 16. OS 16'yı kullanarak direkt formüllerden bunu bulabiliriz. Buraya diyelim ki sönüm değeri ve diğer formülleri bulma. Bu şekilde yazalım. Şimdi sönümümüzü nasıl buluyorduk? Sönüm değerimizi -ln %OS'miz 16 idi. Bölü 100 diyorduk. Yukarıda soruda vermişti 16 diye buraya. Ondan sonra kök içinde pi kare artı ln kare yine aynı şekilde 16 bölü 100 diyoruz. Şimdi bunun da sonucunu bulursak hesap makinemizden zaten bulduracağız. Cevabımız şu şekilde çıkar. 0.504 şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Sönüm değerimiz 0.504 şeklinde çıkıyor. Buradan da ne yapıyorduk? Sönümümüzü kosinüsün tersinde yerine yazdığımızda yani kosinüsün tersinde sönüm değerimizi yazdığımızda 0.504 dediğimizde sönümümüzün açısını buluyorduk. Açımız da buradan ne çıkıyormuş? 59.74 derece çıkıyormuş arkadaşlar. Bunu da bulduktan sonra ne yapacağız? Sönümümüzün doğrusunu hemen bu sistemde üstüne çizeceğiz. Bunu da ne yapalım? Bir yeşil kalemle ne yapalım? Yeşil kalemle çizelim. Şimdi bizim sıfır noktamızdan bir tane sönüm doğrumuz çıkacakmış. Şu şekilde sönüm doğrumuz neymiş değeri? 0.504. Böyle bir doğrumuz çıkacakmış. Şuradaki şu açımız bizim ne oluyormuş? Bulmuştuk arkadaşlar. 59.74 derece olacakmış. Yani yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Şimdi sönümümüzün değerini bulduk. Sönümümüzün açısını bulduk. Sıfır noktasından başlayaraktan 59.74 derece açıyla şu şekilde bir doğru çizeceğiz. Şimdi bu şekilde bir doğru çizdikten sonra yapacağımız şey de şu olacak arkadaşlar. Bizim şu çakışan noktamız var. Hemen onu da farklı bir kalemle, mor kalemle yazalım. Bakın arkadaşlar şurada bizim kökümüzün yer eğrisiyle bizim sönümümüzün doğrusu çakıştı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakın asimtotla çakıştırmadım. Bak asimtot turuncu çizgilerimiz. Turuncu kesik çizgiler asimtot. Asimtotla çakıştırmıyoruz. Bu bir yanlıştır. Burada hata yapmayın arkadaşlar.
şu mavi olan bizim eğrimizle ne yapıyoruz? Şu mavi olan eğrimizle, yani bu mavi olan ne? Kök yer ise bununla ne yapıyoruz? Bizim sönümümüzün doğrusunu ne yapıyoruz? Çakıştırıyoruz. Bu şekilde bu çakışan noktadan da ne yapıyoruz? Aşağıya ve y eksenine doğru çizgiler çekiyoruz. Normalde bizim bu kök yerimizi cetvelle düzgün bir şekilde çizmemiz lazım. Cetvelle düzgün bir şekilde çizdiğimizde bizim şu buraya denk gelen noktamız şu şekilde oluyor arkadaşlar. 2.0.64. Yani şuraya denk gelen nokta 2.064 oluyor arkadaşlar. Yine aşağıda da şu şekilde şuraya denk gelen noktamız da bizim ne oluyormuş arkadaşlar? -1.2 oluyormuş. Yani aşağıda da şuraya denk gelen noktamız da bizim ne oluyormuş? -1.2 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bunu da bulduktan sonra şimdi -1.2'miz bizim ne oluyor aslında? Yani bunu direkt yazalım. Eksi alfamız oluyor. Eksi alfamız neymiş? -1.2. B'miz neymiş? 2.064. Yani bu şekilde x ve y ekseninde denk geldikleri noktayı bulduk. Onun dışında arkadaşlar yine açıdan da bulabiliriz bunu. Mesela -1.2'yi bulduk ya. -1.2 çarpı kosinüs -1.2 çarpı kosinüs dersek kosinüs şu açı değerini koyarsak oraya da 59.74 dersek yine şu noktayı bulacağızdır arkadaşlar. Şu an yapmıyorum. Yani direkt zaten cetvelle bulacağız. Burayı bulan burayı da cetvelle bulur. Ama bu formülle de yapabilirsiniz. Burayı bulabilirsiniz. Neyse bu şekilde burayı da bulduktan sonra artık ne yapacağız? TP ve TS değerlerini bulacağız. TS değerimiz neydi? Yerleşme zamanımız. Yerleşme zamanımız nasıl buluyorduk? 4 bölü reel eksendeki nokta. Yani reel eksendeki noktamız neydi? 1.2. Fakat -1.2 bulmuştuk. Bunu eksi ile çarpıyoruz. Yani bu şekilde. -1.2 değil de 1.2 şeklinde yazıyoruz. 4 bölü 1.2 yazdığımızda TS yani yerleşme zamanımız 3.32 bulunacaktır arkadaşlar. Daha sonra TP'mize geldiğimizde TP dediğimiz neydi? Tepe zamanı. Tepe zamanında nasıl buluyorduk arkadaşlar? Pi bölü ne yapıyorduk? Bu sefer sanal eksendeki nokta. Sanal eksendeki noktamızda ne bulmuştuk? 2.064 bulmuştuk. Bunu da bu şekilde buraya yazdığımızda TP değerimiz de 1.52 çıkıyor arkadaşlar. TP ve TS'mizi de bulduk. Şimdi ne yapabiliriz? Bizim TS'mizin aslında formülü neydi? Şu noktamız aslında neydi? Sönüm biyen. Sönüm biyen değil. Zaten TS'mizin formülü de 4 bölü sönüm VN. Yani 1.2 dediğimiz yer aslında bizim sönüm çarpı VN. Sönümü de 1.2 ile sönüme bölersek 1.2 ile sönüme bölersek VN'imiz yani doğal frekansımız 2.39 çıkar arkadaşlar. Bu şekilde VN'imizi de bulduk. Artık geldik K kritik kazancının bulunmasına. K kritik kazancını da nasıl buluyoruz arkadaşlar? Hemen başlığımızı atalım. K kritik kazancı bulunması. Onu da şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Yine bir koordinat sistemi çizeceğiz. Üçgen bağıntısından bulacağız zaten onu. Noktalarımız neydi? Sıfırda bir kökümüz vardı. Daha sonra -4'te bir kökümüz vardı. -6'da bir kökümüz vardı. Bizim şu noktamız neydi? Çakışan noktamız. Hemen bakalım. Şurada. Bakın arkadaşlar. Çakışan noktamız -1.2 ile 2.064. Yani hemen buraya bu noktaları yazıyoruz. Yerine yazalım. Hemen şuradan düz gelelim. 2.064 diyelim. Sanal eksendeki çakıştığı noktaya. Denk geldiği noktaya. Şuraya da -1.2 diyelim. Bu şekilde buralara denk geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Kutuplarımıza ve sıfırlarımıza doğrular çekiyoruz. Sıfırlarımız olmadığı için direkt 3 kutbumuza bu şekilde doğrularımızı çekiyoruz.
Daha sonra bunların hepsine isim ver. Arkadaşlar neden böyle oluyor anlayamadım ama yine videom gitmiş. En son şurada kalmışız. Şu şekilde bu noktayı yerleştirmişiz. Bu noktamızın reel ekseni -1.2. Sağ ekseninde 2.064 çıkmış. Daha sonra bu noktamızdan sıfırlarımıza ve kutuplarımıza doğrular çiziyoruz. Herhangi bir sıfırımız olmadığı için şu 3 kutumuzda bu şekilde doğruları çizdik. Daha sonra hepsine isim verdik. L1, L2, L3 doğrusu dedik. Şimdi bu doğruların ne yapacağız? Uzunluklarını bulacağız. Bakın burada L1'in uzunluğunu bulmuşuz. L1'in uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Burası arkadaşlar dik üçgen gördüğünüz gibi dik olarak buraya iniyor. Haliyle dik üçgen bağıntısından ne yapabiliriz? Burayı bulabiliriz. Yani dik üçgende nasıl oluyordu arkadaşlar? Bu kenarın karesiyle artı bu kenarın karesi hipotenüsün ne yapıyordu? Karesine eşit oluyordu arkadaşlar. Hemen ne yapalım? 6 eksi 6 eksi 1.2 6 eksi 1.2'nin karesi artı nedir? Bu kenarın uzunluğu. Bu kenarın uzunluğu da zaten direkt burası. 2.064'ün karesi diyoruz. Kök içinde. Ne yapıyor? L1'imiz 5.22 bulunuyor. L2'miz de ne yapıyoruz? 4 eksi 1.2 diyoruz bu sefer. Yine bunun karesi artı 2.064'ün karesi diyoruz. L2'mizi de bu şekilde buluyoruz. Ondan sonra L3'ümüzü bulmaya geldiğimizde yine bu kenarın karesi artı. Bu kenarın karesi ne yapacak? L3'ümüzü verecek. Yani 1.2'den 1.2'den 0'ın çıkardığımızda yani şuradaki uzunluğu buluruz. Bunun karesi diyoruz. Artı yine buranın karesi 2.064'ün karesi. L3'ümüzü de bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi L1, L2, L3'ümüzü bulduk. K'mızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kutuplarımızın kendi arasında çarpılması bölü sıfırlarımızın kendi arasında çarpılması. Hemen onu da yazalım mı arkadaşlar buraya? Yazalım. K'yı bulmak için diyoruz ki kutupların kendi arasında çarpılması bölü sıfırların kendi arasında çarpılması. Uzunluklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Burada bu şekilde kutuplarımızın ve sıfırlarımızın kendi arasında çarpılmasını yapıyoruz. Kutuplar bölü sıfırlar yaparaktan K'mızı buluyoruz. Hiç sıfırımız olmadığı için sıfırlar kısmına 1'i koyduk. L1'imiz 5.22, L2'miz 3.47, L3'ümüz de 2.39'du. Bu şekilde bu işlemi yaptığımızda 43.29 olarak K'mızı, kritik kazancımızı bulduk. K'yı da bulduktan sonra artık ne yapacağız? Hatamızı bulmaya geleceğiz. Hatamızı bulmak kolay arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk önce fonksiyonumuza bakacağız. Fonksiyonumuz ne? Bu. Fonksiyonumuzda k'ımız ilk bilinmiyordu. Şu an bulduk. Fonksiyonumuzda k'yı yerine koyacağız. Yani aşağısı yine aynı. K'yı yerine koyuyoruz. Bu şekilde yaptığımızda nasıl oluyor? 43.29 şurada bulduğumuz k değeri bölü s çarpı s artı 4 çarpı s artı 6. Şimdi şurada yaptığımız işlem ne oluyor arkadaşlar? İlk olarak yapacağımız şey şu. Şurası s diyelim. İlk önce sistemin tipini belirlememiz gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada s'in üssü 1. S'in üssü 1 burada. Yani s'in üssü 1 ise çarpanlara ayrılmış vaziyetteyken s'in üssü 1 ise sistemimiz tip 1'dir. Tip 1 sistem dedik. Tip 1 sistemimizde biz ne yapıyorduk? Kv'yi buluyorduk. Kv'nin formülü neydi? Limit s 0'a giderken s çarpı ys. Yani ne yapıyor? S'i ys'i diyor. S ile diyor çarp. Ys'i s ile çarparsak arkadaşlar şuradaki ne yapar? S gider. Daha sonra s yerine de diyor 0 koy. Şu s'lerimizin yerine sıfırları koyuyoruz. Sonra ne oluyor? 43.29 bölü 4 çarpı 6 oluyor. Buradan da ne yaptık? Kv'mizi bulmuş olduk. Şimdi hatamızı nasıl buluyorduk? Kv'li formülde hatamız 1 bölü kv'ydi. 1 bölü diyoruz.
kahvemizi de burada bulmuştuk. 1 bölü kahveden yani 1 bölü 1.83'ten hatamızda 0.554 bulduk arkadaşlar. Bu sorumuz bu kadardı. Bu sorumuzdaki her şeyi elle bulduk arkadaşlar. Ha bir de unutmadan arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Biz ne yapmıştık daha önceki videolarımızda? Eğer ki sanal ekseni kesiyorsa sanal ekseni kesen noktaları da bulmayı öğrenmiştik. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bizim şu noktalarda sanal eksenimizi kesiyor. Bazı arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Sanal ekseni kesmediği halde kökü eğrisi sanal ekseni bulmaya çalışıyorlar. Sanal ekseni kesmiyorsa arkadaşlar bulamazsınız. Şimdi sanal ekseni kesen noktayı nasıl bulacağız? Hemen kesen noktaları diyelim hatta. Nasıl bulacağız? Hemen bunu da görelim. Her sorumuzda sanal ekseni kesen noktaları olmuyor. Bu sorumuzda var. Bunu da bırakmayalım. Sanal ekseni kestiği noktaları bulma. Bunda da formülümüz neydi arkadaşlar? 1 artı ys diyorduk eşittir 0. Yani şu ana fonksiyonumuzda şurayı yani buranın tamamını 1 ile topluyoruz. Şimdi 1 ile topladığımızda nasıl olur arkadaşlar? Şurası neydi ana fonksiyonumuz? Şurası k bölü s çarpı. Hatta burayı direkt düzenlenmiş halde yazayım. Düzenlenmiş hali şu oluyordu arkadaşlar. S küp artı 10s kare artı 24s artı 1 diyorduk değil mi buraya? 1'i de nasıl yazabiliriz? 1'i de şu şekilde yazıyorduk. Direkt şu değerle çarparsak 1'i de altlı üstlü şu şekilde olur. 10s kare artı 24s. Yine üst tarafta aynı. Çünkü 1 ile toplamak budur. S küp artı 10s kare artı 24s. Şimdi en son ne yapıyormuşuk? 0'a eşitliyormuşuk arkadaşlar. Burayı 0'a eşitlersek ne yapar? Şu alttaki değerler gider. Bizim denklemimiz şu hale gelmiş olur. S küp artı 10s kare artı 24s artı k olur. Burayı da ne yaparız? 0'a eşitleriz. Buradan sonra yapacağımız şey arkadaşlar ne oluyordu? Root tablosu yapıyorduk. Çünkü k'yı bilmiyoruz. K'yı bulmamız için root tablosu yapmamız gerekiyordu. K'yı da nasıl buluyoruz? Yani bu k ile yukarıdaki k aynı değil gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu k başka k. S3, S2, S1, S0 diye yazdıktan sonra S3'ün katsayısı 1. Sonra bir atladık 24'ü aldık. Sonra bir atladık 0'ı aldık. Bu şekilde yazdık. Arkadaşlar buraları hızlı geçiyorum çünkü video çok uzadı. Root tablosu yapmayı bilmiyorsanız daha önce çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. S karenin katsayısı 10. Daha sonra buraya da ne yapıyoruz? K 1 atladık. K yazdık. Şimdi buraları yaptığımızda 1 çarpı k eksi 240 olur. Önünde eksi determinant vardı. Yani buradan ne olur? Hatta 240 eksi k olur. Şöyle. 240 eksi k bölü 10 çıkar. Şurası 0 çıkar, burası 0 çıkar, burası da k çıkar. Buradan da k'mızı ne yapıyorduk? 240 olarak buluyorduk. K'mızı bu şekilde 240 olarak buluyorduk. Bu videoları izleyin arkadaşlar. Sanal ekseni kestiği nokta falan filan. Yoksa anlayamazsınız. K'mıza 240 dedik. K'mıza 240 dedikten sonra ne yapacağız artık? Bu 3. dereceden sistemimiz, denklemimizi çözmeye geliyor iş. Bunu da herhangi bir hesap makinesinden, bir internet sitesinden veya herhangi bir şekilde çözebilirsiniz. Buradan köklerimiz eksi 10 çıkar. İki kökümüz eksi 10 çıkar. 3 tane kökümüz olacak çünkü. Diğer köklerimiz de ne yapar? 4.899 g ve eksi 4.899 g şeklinde çıkar. Yani şu eksi 10'u almayacağız. Çünkü bize simetrik 2 nokta lazım. Bunlar nedir? Bizim simetrik 2 noktamızdır. Haliyle
bizim şuradaki kesen, şu sağ ekseni kesen noktalarımız aslında neymiş arkadaşlar? 4,899 J ile yine aynı şekilde şuradaki simetriyi eksi 4,899 G'miş bizim sağ ekseni kesen noktalarımız da. Bayağı bir uzun soru oldu arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Bir sonraki videomda bu sorunun MATLAB'dan nasıl çözülebileceğini göstereceğim. O videoyu da izleyin. İyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin.